İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'a karşı yayın savaşı. Lakos Akyan, Konifarsa 2019'un hazırlık çalışmalarıyla tanıştı. Cavah koruma alanları 1/3 oranında genişletilecek. Şam, Suriye'deki kimyasal silahları hakkında açıklamada bulundu. Tiflis'te Ermeni tiyatrosunun yeni binası yapım aşamasında, Aralık 2020'de hazır olması bekleniyor. Narekati'nin Trajedi Kitabı adlı şiir çevirilerinin sunumu Sofya'da gerçekleşti. Birkaç günden beri Wikipedia'nın Batı Ermenistan bölümünün Fransızca kısmında sahte Rısı Vartanyan adlı blogger tarafından bir yayın savaşı başlatıldı. Sahte Rısı Vartanyan lakaplı blogger, tarihi ve mevcut siyasi durumu tahrif etmeye, ansiklopediyi güncellemek isteyen herhangi bir girişimi sistematik olarak sansürlemeye çalışıyor. Sahte Rısı Vartanyan'ın başkalarına katılarak Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin ve dolayısıyla Batı Ermenistan'ın mevcut politik durumunu nasıl itibarsızlaştırmaya çalışarak Wikipedia'da yanlış ve sahte bilgi yayınlamaya çalıştığını izleyicilerimizi Western Armenia TV takip ederek gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaya teşvik etmekteyiz. Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulanların nesilleri olan Batı Ermenistan Ermenileri, tahrif edici görevlerini sürdüren bu sahtekar ve revizyonistlere karşı mücadelelerini daha tamamlamadılar. Batı Ermenistanlı Ermenilerin tarihi ve haklarının ihlalini hedefleyen bu savaş sadece görevlerimizin odağında bulunmayacak, aynı zamanda ulusal meclis toplantılarımızda da tartışılacak. Mücadelemiz sonsuzdur. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, başkent Stepanakert'in merkez stadyumunu 24 Mayıs'ta ziyaret etti ve Bağımsız Futbol Birlikleri Konfederasyonu KONIFA'nın Avrupa Futbol Şampiyonası için gerçekleştirilen hazırlıklarla tanıştı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı turnuvanın üst seviyede gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı ve çalışmanın doğru şekilde uygulanması için ilgili kurumların başkanlarına somut talimatlar verdi. Gürcistan hükümeti ülkenin güneyindeki Cavah bölgesinde devlet tarafından korunan bölgeleri %31.5 oranında genişletmeyi öngören bir yasa tasarısını parlamentoya sundu. Armen Press tarafından bildirildiği üzere konuyla ilgili bilgi Gürcistan Çevre ve Tarım Bakanlığı'nın Facebook sayfasında yayınlandı. Bugün bu bölgelerin alanı 16.2 bin hektarın üzerinde. Bunların 5.1 bin hektar artırılması planlanmaktadır. Gelecekte bakanlık geçmişte rastlanılan balıklar da dahil olmak üzere Cavah'taki göllerde balık çeşitlerini yetiştirmeyi planlıyor. Suriye Devlet Televizyonu'nun aktardığı üzere Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldığı iddia edilen sözde kimyasal silah raporlarıyla ordunun teröristlerle mücadele çabalarını yavaşlatması amaçlandığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanlığı, provokasyonlara alet olmamak ve gerçeklikle ilgisi olmayan ifadelere itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Suriye Dışişleri Bakanlığı, bu gibi yayınların İdlib'deki teröristler üzerindeki baskılarımızı hafifletmeyi ve Suriye ordusunun ilerlemesini durdurmayı amaçlayan Batı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki özel bir politikadan başka bir şey değil ifadesini kullandı. Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze, Tiflis'teki Bedros Adamyan Devlet Ermeni Dramatik Tiyatrosu'nun yeni binasının şantiyesini ziyaret etti ve inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Gürcü Rüyası adlı parti lideri Bitsina Ivanishvili'ye ki kendisine ait Kartu Vakfı tarafından Ermeni Tiyatrosu'nun yeni binasının inşasını finanse ettiği için teşekkür etti. Yeni Ermeni Tiyatro binası 2020 yılının Aralık ayına kadar hazır olacak. 6403 metrekare ve 607 seyirci kapasiteli bir salon bulunacak. Projenin maliyeti 18 milyon lari. Tiflis Bedros Adamyan Devlet Ermeni Dramatik Tiyatrosu'nun Ermenistan Cumhuriyeti dışında dünyadaki tek Ermeni devlet tiyatrosu olduğunu belirtmek gerekir. Tiyatro 1856 yılında Gürcistan'daki Ermeni cemaatinin çabalarıyla kuruldu. Hasmik, Alihanyan, Bedros Adamyan, Gulazyan, Kınarik, Manvelyan, Arus Voskanyan ve Vahram Papazyan gibi usta tiyatro sanatçıları 1910'lardaki sanatçı listesinde yer alıyorlardı.
Büyük Ermeni yazar ve filozof Grigor Narekasi tarafından yazılmış olan Trajedi Kitabı adlı şiirin Rusça tercümesinin sunumu, Bulgaristan'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin desteği ve sponsorluğuyla Sofya Milli Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Etkinlik sırasında Trajedi Kitabı adlı şiirden parçalar okundu. Gomidas'ın eserleri de dahil olmak üzere Ermeni ruhani müziği solist Mari Basmacian ve kemanda Narine Vartanyan tarafından icra edildi. Etkinlikte bu işte emeği bulunan Büyükelçi Armen Sarkisyan ve Büyükelçilik personelinin yanı sıra Sofya'daki Büyükelçiler, diplomatik erkan, sanat ve edebiyattan tanınmış simalar, Ermeni cemaati temsilcileri hazır bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ayşenur Koliver tarafından seslendirilen Norhars Illim adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.